Merhabalar sevgili hukukçu arkadaşlarım. Bugün hep birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Medeni hukuk bildiğiniz üzere giriş kişiler ve aile hukuku olmak üzere 3 kitap halinde inceleniyor ve genelde giriş ve kişiler hukuku noktasında ilk dönem onlar görüldükten sonra ikinci dönem aile hukukuna geçiliyor. Biz de aile hukukundan başlayacağız. Aile hukukunu dışında tabii medeni kanun, Türk Medeni Kanunu'na bağlı olarak eşya hukuku falan da var mesela. Ve eşya hukukuna ilişkin de bir video serisi çekiyoruz. Bu noktada o da devam edecek. Ama şimdi biz nişanlanma aktıyla başlayıp aile hukukuna hep birlikte görmeye başlayalım isterseniz. Çok basit bir sistematiği var zaten aile hukukunun ve genelde nişanlanma aktıyla başlar. İlk görmeye başladığımız andan itibaren ilk göreceğimiz konu nişanlanmadır. Ondan sonra evlilik gelir vesaire, boşanma davaları, en son mal rejiminin tasfiyesine kadar gideceğiz beraber inşallah. Nişanlanma konusundan nişanlanmak diye başlayalım isterseniz çok fazla zaman kaybetmeden aile hukukuna da girmiş olalım. Nişanlanma evlenme hakkı gibi aile hukukuna ait bir sözleşmedir arkadaşlar. Bir ön sözleşme değildir. Yani bir evlenme sözleşmesinin, evlilik sözleşmesinin bir ön sözleşmesi değildir. Yine evlenme akdi gibi aile hukukuna ait bir sözleşmedir. Nişanlanma evlilik vaadiyle olur. Yani bir birlikteliğin nişanlanma olabilmesi için evlenme amacını taşıması gereklidir arkadaşlar. Her şeyden önce nişanlının getirdiği bazı haklar vardır. Örneğin destekten yoksun kalma, tazminat isteme hakkı, birbiri aleyhine tanıklıktan kaçınma hakkı gibi. Lakin evlenme hakkı doğmaz. Zira nişanlık evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. Burası da önemli noktalardan bir tanesidir. Evet, nişanlanma evlilik vaadiyle olan bir sözleşme, doğru. Burada bir problem yok ama aynı zamanda nişanlanma evlenmeye ilişkin kişiyi evlenmeye zorlamak için bir dava hakkı vermez kişiye. Onu da unutmuyordum. Gene eğer nişan haksız yere bozulursa maddi veya manevi tazminat isteme hakkı da verecektir nişanlanma aktı kapsamında. Haksız yere bozulmasa da hediyelerin iadesi her türlü gerekli olacaktır. Nişanlamanın bozulmasında zaten bunu biraz sonra göreceğiz. Şimdi nişanın son ermesi halleri var arkadaşlar. Zaten nişanlılık her şeyden önce yukarıda da bahsettiğimiz üzere bakın burada ne demiştik? Nişanlanma evlilik vaadiyle yapılır demiştik. Ne tarafta o? Şurası nişanlanma evlilik vaadiyle olur. Yani bir birlikteliğin nişanlanma olabilmesi için her şeyden önce evlenme amacını taşıması gereklidir. Bu amacı taşıyorsa ve evlilik için yapılan bir nişanlama sözleşmesi kapsamında elbette diyoruz ki evlenme ile birlikte nişan sona erecektir. İlk sona erme halimiz gayet olan bir şekilde evlenme. İkincisi imkansızlık. Bu da işte ölüm, gayiplik, mutlak evlenme engeli gibi durumların ortaya çıkması halinde yine nişanın son ermesi karşımıza çıkacak. Bir üçüncüsü nişanı bozma hali ki bu haklı veya haksız olabilir ve haklı veya haksız olmasına göre farklı sonuçlar var. Bir de anlaşarak iptal. Bu dört şekilde nişanın sona ermesi söz konusu olabilir. Nişanı haksız yere bozan veya nişanın bozulmasında kusurlu olan taraf evlenme amacıyla yapılan harcamalar, katlandığı maddi fedakarlıklar karşılığında karşı tarafa uygun bir maddi tazminat öder. Buna nişan giderleri de dahildir. Hangileri bu maddi tazminat uygun maddi tazminatı ödeyecek? Nişanı haksız yere bozan veya nişanın bozulmasında kusurlu olan taraf. Sadece direkt haksız yere nişanı bozan değil, aynı zamanda diyelim ki nişanı bir taraf bozmuş ama bozulmasının sebebi karşı tarafın kusuru. Nişanın bozulmasında kusurlu olan taraf. Bu taraf evlenme amacıyla yapılan harcamalar, katlandığı maddi fedakarlıklar karşılığında karşı tarafa uygun bir maddi tazminat ödemek durumunda kalacaktır ve nişan giderleri de buna dahil olacaktır. Tazminat isteme hakkı olan tarafın anne ve babası veya onlar gibi davranan kişiler aynı koşullar altında yaptıkları harcamalara karşılık uygun bir tazminat isteyebilirler. Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun bir miktar para ödemesini isteyebilir. Bakınız. Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, bu taraf yine kusurlu olan daha doğrusu diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun bir miktar para ödemesini isteyebilir. Zaten daha önce de bildiğimiz üzere tazminat isteyebilmenin en önemli şartlarından bir tanesi de kusur olduğu için burada kusurluyu özellikle üzerine vurgu olarak söylemek durumundayız. Tazminat isteyebilmek için kusur aranırken, bakınız, ama ve lakin ki hediyelerin geri istenmesinde kusur aranmaz. Ayrıca tazminat isteme şahsa sıkı sıkıya bağlı bir haktır ve sınırlı ehliyetsizlerde yasal temsilcisinin izni almadan buradaki manevi tazminat mesela isteyebilecektir. Demek ki tazminat isteyebilmek için zaten daha önceki bilgilerimizden de bildiğimiz üzere kusur
şart olmasına rağmen nişanlanma ile birlikte verilen hediyelerin geri istenmesinde herhangi bir kusur vesaire aranmıyor. Kusurlu taraf dahi hediyelerin geri istenmesi noktasında bundan yararlanabilecektir. Evlenme dışındaki bir sebeple nişanlılık biterse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın veya onlar gibi davrananların diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler verenler tarafından geri istenebilir. Tekrardan bakalım, evlenme dışındaki bir sebeple. Bakın, yukarıda bahsettiğimiz 4 tane durum vardı nişanlının sünnet erdiren. Bunların içerisinde evlenmenin dışında kalan diğer sebeplerle nişanlılık sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babasının veya onlar gibi davrananların diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler. Buna muhtat dışı deniliyor aslında ama bu da biz alışılmışın dışındaki diyelim. Alışılmışın dışındaki hediyeler verenler tarafından geri istenebilecektir. Ve yukarıda da bahsettiğimiz üzere bunun için herhangi bir kusur şartı aranmamaktadır. Buna da azami dikkat gösterelim. Hediye aynen verilir. Yani hediyelerin geri istenmesi durumunda bu verilen hediye aynen verilir. Eğer verilemiyorsa mislen iade edilecektir. O da mümkün değilse sebepsiz zenginleşme hükümlerine gidilecektir. Nişanlanmanın sona ermesinden doğan dava hakları arkadaşlar bu da önemlidir. Sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zaman aşımına uğramaktadır. Nişanlanmanın sona ermesinden doğan bu dava hakları. Böylelikle nişanlanmayı bitirmiş olduk. Şimdi evlenmeye geçelim. Evlenme de bir akit biliyorsunuz aile hukuku kapsamında ve bunun da belli başlı şartları var. Her şeyden önce evlenme ehliyetine bakmak gerekiyor ki evlenme ehliyetinin ilk bakacağımız durum yaş noktasında. Erkek ve kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemeyecektir. Demek ki evlenme yasa noktasında bakınız mutlaka 17 yaşını doldurmuş olması lazım. Ancak olağanüstü bir durum ve pek önemli bir durum varsa böyle durumlar karşımıza çıktığı durumlarda hakim 16 yaşındaki kişinin evlenmesine karar verebilecek. Veli veya vasisi dinleyebilir ama şart değil. Mahkeme kararıyla ergin kılınmış 16 yaşındaki bir küçük evlenemez. Çünkü 17 yaş sınırı emredici bir hükümdür. Yani buradan şunu anlıyoruz. 17 yaşını doldurmuş olması lazım kişinin her türlü evlenebilmesi için ama hakim kararıyla bu yaş sınırı olağanüstü bir hal veya pek önemli bir durum hallerinde tabii somut olaya göre değerlendirilecek bir durum bu. 16 yaşındaki kişinin evlenmesine hakim karar verebilir. Bu bir istisna. Ama biliyorsunuz mahkeme kararıyla ergin kılınma durumları var. 15 yaşını dolduran kişinin belli başlı şartlardan haiz olması haliyle 15 yaşındaki küçüğün 15 yaşını doldurmuş olmasından sonra mahkeme kararıyla ergin kılınması var. Bu noktada diyelim ki ergin kılınmış, henüz 16 yaşına 17 yaşına gelmemiş. Yine evlenme ehliyeti yok. 17 yaşına gelmiş olması lazım. Ergin kılınmış olsa bile bakınız. Dolayısıyla burada yaş başlı başına bir evlenme ehliyeti göstermekte 17 yaş sınırı. Bunun istisnası neydi? Az önce bahsettiğim üzere olağanüstü hal veya pek önemli bir durum olması hallerinde hakimin bu yaşı 16'ya kadar çekmesi durumlarıydı. Ayırt etme gücüne gelelim. Tam ehliyetsizler evlenemez. Sınırlı ehliyetsizler ise 17 yaşında doldurursa evlenebilir. Lakin yasal temsilcisinin izni de şarttır elbette. Bu izin evlilik başvurusu sırasında yasal temsilcinin yazılı izniyle olur. Ayırt etme gücü olan kısıtlı da yasal temsilcisinin izniyle evlenebilir. Yani bu da ikinci evliliğe ilişkin, evlenme akdine ilişkin, evliliğe ilişkin ikinci şartımız yaştan sonra ayırt etme gücü. Bu noktada diyoruz ki tam ehliyetsizler evlenemez. Sınırlı ehliyetsizler ise eğer 17 yaşını doldurursa yani yaş şartını da taşıyorsa yasal temsilcinin izniyle artık evlenme durumu söz konusu olacaktır. Yaya tepki gücü olan kısıtlı da yasal temsilcisinin izniyle evlenebilir. Yasal temsilci haksız yere izin vermiyorsa yani bu hakkını kötüye kullanıyorsa mahkemeye dava açılır. Hakim veli veya vasiyi dinledikten sonra gerekli izni kendisi verebilecektir. Bakınız bu da karşımıza çıkabilecek somut olaylarda, sınavlarda karşımıza çıkabilecek bir durum. Eğer yasal temsilci kişinin küçüğün, kısıtlının, sınırlının neyse bu kısıtlının diyelim veya küçüğün sınırlı ehliyetsizin evlenmesine haksız yere izin vermiyorsa yani bu hakkını kötüye kullanıyorsa mahkemeye dava açılacak. Hakim veli veya vasiyi dinledikten sonra gerekli izni kendisi verebilecektir. Böyle somut olaylarda karşımıza bu da çıkabiliyor. Evliliğin iki ana şartına bakmış olduk. Yaş ve ehliyet şartına. Şimdi evlenme engellerine bakmamız gerekiyor. Bu noktada karşımıza çıkan ikili bir grup var arkadaşlar. Kesin evlenme engelleri ve kesin olmayan evlenme engelleri. Şimdi kesin evlenme engelleri hısımlık, önceki mevcut evlilik ve akıl hastalığı olmak üzere 3 taneyken
Kesin olmayan evlenme engelleri ise kadın için bekleme yani iddet süresi ve bazı bulaşıcı hastalıklardır. Bu noktada ilk önce kesin evlenme engellerine bakacağız, hısımlığa, sonra önceki mevcut evliliğe ve akıl hastalığına bakmamız gerekiyor. Hısımlığa bakalım ilk önce. Bir kesin evlenme engelli olarak hısımlık, üst soy alt soy arasında kardeşler, amca, dayı, teyze, hala ile yeğenleri arasında evlilik sona erse de önceden kalma kayın hısımları olan diğer eşin üst soyu alt soyu arasında, evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biriyle diğerinin alt soyu ve eşi arasında evlilik olması durumunda bunlar kesin evlenme engeline takılacaktır. Yani bunlar birbiriyle evlenemeyecektir arkadaşlar. Bu kesin evlenme engelidir. Kimler? Tekrar söyleyelim. Üst soy ile alt soy arası, kardeşler arası veya amcası ile, dayısı ile, teyzesi ile, halası ile ya da yeğenleri ile bunların evlenmek veya evlilik sona erse bile önceden kalma kayın hısımları olan diğer eşin üst soyu ve alt soyu arasında evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biriyle diğerinin alt soyu ve eşi arasında evlilik bu noktada hısımlık noktasından kesin evlenme engeline takılacaktır arkadaşlar. Bir diğer kesin evlenme engelimiz olan önceki mevcut evliliğe bakalım. Yeniden evlenmek isteyen kimse önceki evliliğin sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır. Gayipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. Şimdi bakın ne diyor? Yeniden evlenmek isteyen kimse önceki evliliğin sona ermiş olduğunu mutlaka ve mutlaka ispat etmek durumundadır. Çünkü biliyorsunuz ki Türk Medeni Kanunu kapsamında aynı anda iki tane evlilik mümkün değil elbette ki. Zaten önceki mevcut evlilik, zaten halihazırda mevcutta bulunan bir evlilik kesin evlenme engelleri arasında sayılmakla bu durumda zaten aşikar. Yeniden evlenmek isteyen bir kimse de zaten önceden bir evliliği varsa bu önceki evliliğin de sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır. Mesela bir boşanmayla olabilir veya eşinin ölmesiyle olabilir. Peki gayiplik halinde ne olacak? Bu noktada gayipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. Yani kişiler hukukunda zaten bu medeni hukukun ikinci kitabı olan kişiler hukuku kısmında ölüm ve gayiplik, ölüm karinesi ve gayiplik karinesinden bahsederken gayiplikte en çok üzerine durulan şeylerden bir tanesi de şudur. Ölüm karinesiyle bir kişinin ölümünde karar kılındığı zaman direkt evliliği de düşüyordu. Ama mesela gayipliğe gelince kişi hakkında gayiplik karar verilmesi halinde mutlaka evliliğin feshine ilişkin karar alınması lazım. Yoksa evlilik direkt düşmüyor. Bu kapsamda kişinin eşinin gayipliğine karar verilmiş olması haline rağmen gidip yeniden evlenmek isterse mutlaka bu gayipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmezse yeniden evlenmesi mümkün olmuyor. Önceki mevcut evlilik dediğimiz yine kesin evlenme engeline takılacaktır. Çünkü hali hazırda evliliğin feshedilmiş olması lazım ki o eşi gayip olan sağ kalan eş başka biriyle evlenebilsin diye. Önceki mevcut evlilikte böyle bir kesin evlenme engeli. Üçüncü kesin evlenme engelimiz akıl hastalığı. Evlenmelerinde tıbbi sakınca olmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla kesinleşmedikçe yine elbette kişiler evlenemeyecektir. Bir diğer evlenme engeli ama bu kesin olmayan evlenme engeli dediğimiz mevcut evliliğin sona eren kadın için bekleme süresi yani iddet süresi. Evlilik sona ermişse kadın evliliğin sona ermesinden itibaren 300 gün geçmedikçe evlenemez. Doğumla veya kadının gebe olmadığının anlaşılmasıyla veya eski eşiyle yeniden evlenmek istemesiyle bu süre şartı mahkemece kalkar. Yani somut olaylarda özellikle İslam'da da karşımıza çıktığında böyle bir durum bizden istendiğinde bekleme süresine ilişkin mevcut evliliği sona eren kadın için iddet süresi, bekleme süresine ilişkin bir soru karşımıza çıktığında daha çok şu kısımlardan aklımıza gelmesi gerekiyor. Yani doğumla bakın 300 gün içerisinde normalde evet evlilik sona erdikten sonra kadın evliliğin sona ermesinden itibaren 300 gün geçmediği için evlenemez. Kesin olmayan evlenme engeli doğru ama buna ilişkin bazı bu 300 günlük süre şartının sona erdiren durumlar var. Mesela birisi doğum. Doğum yapmak veya kadının gebe olmadığını anlaşılması. Buna ilişkin mesela bir rapor alınır. Kadının gebe olmadığını anlaşılması. Bu halde bu 300 gün süre uygulanmıyor. İşte bu yüzden kesin olmayan evlenme engeli veya eski eşiyle yeniden evlenmek istemesi. Bakın bu tür durumlarda da 300 gün beklenmesine gerek yok. Bu tür durumlarda bu süre şartı mahkemece kalkıyor. Mevcut evliliği sona erdiren kadın için bekleme süresi bu nedenle kesin olmayan bir evlenme engeli olarak karşımıza çıkmakta.
Öğrenmenin kurucu unsurları. Bu noktada isterseniz bu kısımları gelecek videoya bırakalım. Aile hukuku videolarında daha önceden de aslında borçlar hukuku, borçlar ödeme hukuku, ceza genel hukuku video serilerimizi bitirdik ama mesela oralarda hep diyorduk ki 15 dakika civarı yeterli ama özellikle son videolara doğru gelince 24-25 dakikalara kadar uzadı. Gerek yok, 15 dakika idare eder. Bu civarlarda olsun. Bu videoyu burada bitirelim. Gelecek videoda evlenmenin kurucu unsurları, evliliğin şartlarına geçiş yapacağız. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.